TR724 ekranlarına hoş geldiniz. Bir ayaküstü programıyla daha birlikteyiz. Bülent Korucu burada. Hoş geldiniz Bülent abi. Hoş bulduk Yavuz Bey. Bu hafta özel bir konu konuşalım dedik. Hani daha gündem, sıcak gündem değil ama şu sıralar hemen hemen her yerde dillendirilen, konuşulan, hatta AK Parti kulislerinde bile dillendirildiği ve AK Partililerin bile artık bu işin sonrasına bakmak lazım dediği bir meseleden bahsedeceğiz. O da şu: Erdoğan'dan sonra kim gelecek? Tabii özellikle Erdoğan gibi liderler yani kolay kolay koltuğu bırakmazlar denilir. Hep kolay kolay hani kenara çekilmezler denilir. Fakat tabii Erdoğan hani bir fani olduğu için, netice itibariyle o da bir fani olduğu için eninde sonunda bu gelecek, yani eninde sonunda bir Erdoğan sonrası dönemi yaşanacak. Bunun seçimle olabilmesi bir opsiyon. Muhalefetin seçimi kazanması ve Erdoğan'ın bir şekilde o koltuktan inmesi bir opsiyon. Erdoğan sağlık sebebiyle özellikle de son zamanlarda ekranlara yansıyan bazı görüntülerden sonra Erdoğan'ın sağlığının da iyi olmadığı şeklinde bazı yorumlar yapıldı. Sağlık sebebiyle koltuğu birine, hani güvendiği birine devretmesi yine bir başka senaryo. Diğer senaryolarda Erdoğan'ın kendi halkası içerisinden bir darbeye maruz kalması, ki bununla ilgili Emin Gürses'in bir iddiası vardı. Erdoğan'ı indirmek istiyorlar. Kendi kabinesi içinden isimler Erdoğan'ı indirmek istiyor şeklinde. Dolayısıyla bütün bu senaryolara, aktörlere bakacağız bugün. Kimlerin Erdoğan'ın yerinde gözü var? Kimler kendisini Erdoğan sonrasında hazırlıyor şeklinde. İsterseniz ben hemen topu size atayım. Yıllardır AK Parti'yi takip eden bir gazeteci olarak AK Parti içerisinde kimlerin Erdoğan yerinde gözü var, kimler kendisini AK Parti genel başkanlığı için ve haliyle de işte ülkenin yönetimi için hazırlıyor sizce? Şimdi olayın iki boyutu var. İki boyutuna farklı farklı bakmak lazım. Birincisi senin de dikkat çektiğin gibi AKP, AK Parti boyutu. Erdoğan malum bir kısım yol arkadaşlarıyla yola çıktı. 2002'de çok geniş bir kadroyla, tecrübeli siyasetçilerle yola çıktı. Onlarla beraber AK Parti'yi kurdu, AKP'yi kurdu. Sonra zaman içerisinde bu isimlerin yani kendisinin yerine geçebilecek, kendisine alternatif olabilecek bütün isimleri bir bir eledi, elimine etti, saf dışı bıraktı. Bunların başında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül geliyor. Abdullah Gül'ün tekrar partiye dönememesi için genel başkan ve başbakan, gerçi o dönemde başbakan olamazdı ama genel başkan olabilirdi başbakanlık için çünkü milletvekilliği şartı vardı. Kurultayı Abdullah Gül'ün görevi devretmesinden birkaç gün öncesine ayarlamıştı. Bülent Arınç'ı o fotoğrafta, o dörtlü fotoğraf var, kurucular kurulunun çok bilinen, meşhur bir arada çekildikleri birkaç fotoğraftan bir tanesi. Abdullah Gül elimine edildi. Bülent Arınç son sürece kadar direndi, tutunmaya çalıştı. En son o da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İdare Kurulu'ndan ayrılmak durumunda kaldı. İlk elenenlerden bir tanesi o dörtlüden Abdülhatif Şener'di. Erdoğan partiyi kendi aile şirketine dönüştürebilmek için, kendi şahsi şirketine dönüştürebilmek için partide çıban başı olabilecek, tırnak içerisindeki ifadeyle ona rakip olabilecek, onun koltuğunu tehdit edebilecek bütün herkesi ayıkladı, herkesi saf dışı bıraktı, minder dışına itti. Ve bunu yaparken sadece parti içerisindeki bir kısım isimleri saf dışı bırakmakla da yetinmedi. Merkez sahada ya da onun siyaset yaptığı alanda siyaset yapabilecek partileri de yok etti. Bu partileri yok ederken bu partilerin önde gelen isimlerini, başta genel başkanlar olmak üzere, partisine taşıdı ve taşırken de çünkü onlar AKP'nin iktidar alanını tehdit eden, onun oy potansiyelini tehdit eden partilerdi. Bir kısım vaatlerde bulunduğunu biliyoruz. Mesela HAS Parti vardı. Aynı siyasi gelenekten gelen AKP ile birlikte Milli Görüş Hareketi'nden, Milli Görüş geleneğinden doğmuş, Saadet Partisi'nden ayrılmış bir hareketti. Numan Kurtulmuş'u partiye çağırdı. Numan Kurtulmuş neden böyle bir şeye teslim oldu Erdoğan'ın yerine?
Erdoğan'dan sonra ya da AKP'den sonra iktidarı kucaklayabilecek, iktidara taşınabilecek bir parti olmasına rağmen neden buna razı oldu? Kulislerde konuşulan bilgi ve yalanlanmayan bilgi, Erdoğan ona benden sonra partiyi sana emanet edeceğim vaadiyle çağırdı. Bir diğer isim de Süleyman Soylu'ydu. O da Demokrat Parti, DYP, o çizgiden gelen bir siyasetçi, bir genel başkandı. Onu da partisine aldı. Numan Kurtulmuş şu anda biraz Stepne gibi duruyor, biraz kenarda duruyor. Her ne kadar partide genel başkan vekili gibi bir koltukta oturuyor olsa da çok göz önünde değil. Zaten o koltuğu da ikinci dönem Binali Yıldırım'la paylaştı. Bir önceki dönemde kongreden önce tek başına genel başkan vekiliydi. Şimdi Binali Yıldırım'la birlikte genel başkan vekili. Parti içerisinde arayışlar devam ediyor. Arayışlara odaklanacağız. Birazdan isim isim de konuşacağız bence ama herhalde önce şeye bir bakmak lazım. Yani Erdoğan'lı AK Parti mi? Mesela daha önce bir kısım siyasi parti liderleri iktidardan düşseler de partilerinin başında olmaya devam ettiler. Bu da partiyi bir şekilde bir arada tuttu. Hatta mesela Necmettin Erbakan siyasi yasaklı olmasına rağmen Erdoğan gibi ve Erdoğan'ın yanındaki Abdullah Gül, Bülent Arınç gibi güçlü isimler partiyi ele geçiremediler. Fazilet Kongresi'ne girdiler. Abdullah Gül aday oldu. Recaip Utan'ın karşısında kaybetti. Yani Erdoğan'ın AKP'nin başında olduğu alternatiflerde AKP'ye bir genel başkan aramak mümkün değil. Ama Erdoğan'ın AKP'nin başında olmadığı alternatiflerde partinin küçüleceğini, parçalanacağını ve partiyi toparlayacak bir alternatif liderin çıkamayacağını düşünüyorum ben. Bu zaten şu anda partiyi ayakta tutan yegane tutkal iktidar ve iktidar nimetleri. İktidardan düştükten sonra Erdoğan partinin başında olsa bile partinin nispeten gittikçe seçimden seçime küçüleceğini öngörüyorum ben. Ama Erdoğan başta olmazsa bu küçülme ve parçalanma sürecinin çok daha hızlı yaşanacağına inanıyorum. Çok daha hızlı yaşanacağını düşünüyorum. Bilmiyorum, sen AKP'de Erdoğan sonrası bir senaryo öngörüyor musun? Erdoğansız bir senaryo öngörüyor musun? Yoksa Erdoğan iktidardan düşse bile AKP'nin başında kalmaya devam eder mi? Ne dersin? Yani genelde geçmişe baktığımızda hani özellikle bu tarz popüler partiler, özellikle tek başına iktidarda kalmış partiler pek tutunamıyorlar daha sonraki süreçte. İşte Özal'ın ANAP'ı bunların en önemli örneklerinden bir tanesi. Tabii daha önce işte Demirel'in işte ya da Demokrat Parti, Menderes döneminde hatırlatabiliriz ama onlar biraz daha ekstrem çünkü darbeyle kapatılan partiler. Ama ANAP iyi bir örnek. Yani ANAP, yani Turgut Özal'la başlayan bir parti, işte dört eğilimi bir araya getiriyoruz denilen ve gerçekten içinde ağır topların olduğu da bir parti. Fakat Özal sonrası bir şekilde hani küçülüp ufalıp tamamen şu anda da bir ANAP var galiba, değil mi? Kapanmadı ama çok küçük, minik. Hani, evet, çok küçük, minik bir parti şeklinde devam ediyor hayatına. AK Parti de şu anda dediğiniz gibi yani Erdoğan bütün olası haleflerini elediği için, yani en azından kendisine itiraz edebilecek kendi ağırlığı, hani Arınç'ın tabiriyle özgül ağırlığı olan isimleri elediği için şu anda bir AK Parti'den bahsetmek çok da mümkün değil. Erdoğan'ın partisi bu parti. Erdoğan ne yaparsa halk da öyle düşünüyor bence. Yani seçmen de Erdoğan'ın partisi diye bakıyor. Dolayısıyla Erdoğan sonrası seçmenin de AK Parti'ye olan o gönül bağı bir şekilde kopacaktır. Yani dolayısıyla bir AK Parti fenomeninden artık bahsetmek çok mümkün olmayabilir. Bununla birlikte tabii şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor bence. Yani AK Parti dağılır ama diğer, hani buradaki siyasetçiler sonuçta siyaset hayatını muhtemelen bırakmazlar. Yani bu isimler de bir şekilde bir şeyler yapmak isteyecek. AK Partisi'nden bir yenilikçi kanat çıkacak mı? Ben ona özellikle odaklanmak isterim. Yani hani Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu örneklerini biliyoruz ama mesela AK Parti'de şu an siyaset yapan isimlerin bir kısmı muhtemelen sonraki süreçte bu isimlere katılacaktır diye bekliyorum ben. Bununla beraber
AK Parti denilen şeyi diriltmek için illa ki orada birileri olacaktır, yine ona da inanıyorum. Çünkü ANAP için de bunlar yapıldı yani. ANAP'ı yeniden diriltmek için çalışmalar yapıldı işte 2000'lerin başında, AK Parti iktidardayken de yapıldı. Yani sonuçta çünkü bir ANAP ismi var, bir bilinirliği var, işte toplumda bir karşılığı var az çok. Dolayısıyla bazı siyasetçiler hani bunun üzerine bir şeyler mi inşa edebilir miyiz diye illa ki düşünecektir. Ama genelde şu anda AK Parti hani bekacı bir siyaset güttüğü için hani biz gidersek işte devlet yıkılır, biz gidersek ülke yıkılır. Bu sebeple AK Parti'nin hani toplumsal algı da bu şekilde. Yani AK Parti iktidardan düşerse her şey sona erecekmiş gibi bir, aslında bu kendi oluşturduğu, kendi yarattığı bir beklenti. Hani hiçbir şekilde ne Erdoğan ne de şu an onun yönettiği partinin işte muhalefette olup sıkı bir muhalif parti olarak hayata devam edebileceğine dair bir beklenti kimse de yok. Dolayısıyla Evet. herkes AK Parti düştüğü anda parçalara ayrılacak şeklinde bakıyor meseleye. Bu da AK Parti'deki siyasetçilerin en büyük sıkıntılarından, şeylerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Evet, yani sen önemli bir noktaya dikkat çektin. Beka siyasetini AKP'den, AK Parti'den bir yenilikçi hareket çıkar mı dedin. Tam tersine oradan bir güvenlikçi damar çıkacak gibi görünüyor. Erdoğan'dan sonra iş başına gelebilecek, Erdoğan'dan sonra kim isimleri sıralayın denildiği zaman üç tane güvenlik bürokratı, bir tanesi siyasetçi gibi görünse de atanmış olduğu için, seçilmemiş olduğu için, o da aslında yeni sistemde, Cumhurbaşkanlığı sisteminde o da bürokrat sayılır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kastediyorum. Diğer güvenlik bürokratları da MİT Başkanı, İstihbarat Başkanı Hakan Fidan ve eski Genelkurmay Başkanı, şimdi Milli Savunma Bakanı ama hala güçlendirilmiş Genelkurmay Başkanı gibi davranan Hulusi Akar. Şimdi Erdoğan'dan sonra kim gelecek denildiğinde bu üçünün isminin gündeme gelmesi aslında devletin yeni niteliğiyle de alakalı. Devlet siyaseti bitirdiği için, daha doğrusu Erdoğan siyaseti bitirdiği için bürokrasi ön plana çıktı. Beka ağırlıklı bir siyaset güttüğü için de güvenlik bürokrasisi ön plana çıktı. Yani tipik Orta Doğu diktatörlüklerine doğru gidişin bir göstergesi bu. Onun işaretlerinden bir tanesi. Güvenlik bürokratları biraz da kendi o güvenlik operasyonlarını kullanarak oradaki yetkilerini, o karanlık alanlarda yapabilecekleri icraatları kullanarak kendi alanlarını, iktidar alanlarını güçlendiriyorlar ve liderden sonraki lider olarak kendilerini hazırlıyorlar. Yani şu anda herhalde Hakan Fidan, Hulusi Akar ve Süleyman Soylu Erdoğan'dan sonra AKP'li bir iktidarda, tabii seçimle AKP'nin indiği alternatifler için başka isimleri konuşmamız gerekiyor. AKP'li bir iktidarda siyasetçilerden çok daha fazla ön plana çıkıyorlar. Bilhassa Süleyman Soylu burada daha belirgin hale geliyor. Gerçi Sedat Peker hadisesinden, vakasından önce çok daha güçlüydü. Mesela Metropol'ün yaptığı başka bir üniversite için, yanlış hatırlamıyorsam, yaptığı bir araştırma var Nisan 2020 tarihinde. Orada Süleyman Soylu, yanlış hatırlamıyorsam, %38 civarında çıkıyor. Yani AKP'liler içerisinde Erdoğan'dan sonra bir başka lider olabilir diyenlere sormuşlar. Onların arasında %38 Süleyman Soylu çıkmıştı. Ondan sonraki en yüksek rakam %5'le Fahrettin Koca'ydı ki o günlerde koronadan dolayı çok görünür, bilinir ve koronadan nispeten başarılı bir mücadele yürütülüyor gibi bir algı vardı. Bunun avantajını görüyor Fahrettin Koca. Yoksa Fahrettin Koca'ya kimse devleti de partiyi de teslim etmez. Hele koronadaki o daha sonra ortaya çıkan skandallar, bilgi saklamalar ve olayın, sürecin doğru yönetilmemesinden kaynaklanan büyük patlamaları göz önünde bulundurursak Koca'nın böyle bir şansı olduğunu düşünmüyorum. Onun dışındaki alternatifler de bilinen alternatifler: Numan Kurtulmuş, Binali Yıldırım. Süleyman Soylu'ya biraz odaklanmak lazım. Sedat Peker'in suskunluğunu da mesela biraz fırsata dönüştürdü. Günlerdir fark ediyorsan Arhavi'de selden kaynaklanan işte tadilat, tamirat, temizlik
olaylarını takip ediyor. Yani bir İçişleri Bakanı'ndan ziyade ben devletim, devletin her şeyi benim gibi bir portre çiziyor. Normal şartlarda Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın görev ve yetki alanındaki bir işlemden bahsediyoruz. Sen Süleyman Soylu portresini nasıl değerlendiriyorsun? Güçlü bir alternatif mi? Yani çok uzun sürendi Sedat Peker öncesinde AK Parti içerisindeki kliklere bakarken işte hep Süleyman Soylu ile Berat Albayrak arasında bir kavga olduğu, işte parti içerisinde kim etkin olacak, kim partiyi Erdoğan sonrasında yönetecek sorusunda işte Albayrak ya da Soylu cevabı veriliyordu. Tabii Sedat Peker sonrası hikaye biraz farklılaştı gibi gözüküyor. Yani Soylu en azından şu anda o işe yeltenir mi, yeltenmez mi? Bu bir soru işareti. Yani toplumdaki karşılığı ne olur? O da çok ciddi, büyük bir soru işareti. Yani ilk etapta şöyle söyleyeyim, hani Soylu bu iddiasından çok vazgeçecek değildir. Çünkü çok ciddi bir güç biriktirdi. Geçen hafta hatırlıyorsunuz konuştuğumuz işte nasıl tiran olunur, nasıl zorba olunur başlıklı belgeselde Saddam bahsi var. Saddam bahsinde ben çok benzettim izlerken onu. Saddam da yıllarca önce devlet başkanı yardımcılığı yapıyor. Ve bu arada kendi ordusunu kuruyor, kendi gücünü biriktiriyor. Ve zamanı geldiğinde gücü tek başına eline alıyor. Nitekim yani mesela Sedat Peker'in iddiaları arasında en acayiplerden bir tanesi, işte Nisan ayında her şey değişecek ve sen ülkeye döneceksin dedin bana ama bu doğru çıkmadı diyor mesela Peker. Yani Soylu'nun böyle bir niyeti mi vardı? Hani Nisan'da bir şeyler değişecek dediği neydi? Hani bazıları onu Erdoğan'la indirip yerine geçecek şeklinde yorumladı ama yani bunlar ciddi soru işaretleri. Bununla beraber Soylu'nun hani hep göz önündeki tabii halini, tavrını biliyoruz. İşte Türk siyasetinde zaten gelenekseldir. Bir kişi liderliğe oynuyorsa hemen işte sokaklara iner, esnaf ziyaret eder, şehir şehir gezer. Hatta bir dönem Berat Albayrak da hatırlıyorsanız böyle bir geziye çıkmıştı, benzer bir geziye. Bu da yine aynı şekilde yorumlanmıştı. Soylu'nun göz önünde olan kısmı, göz önünde olan iddiaları bir tarafa, arka planda neler yaptığını bilmiyoruz. Bunları belki bilmek lazım. Yani zaten şu an emniyet gibi çok etkili bir teşkilatı yönetiyor. Yani polis çok güçlendi son zamanlarda ve polis içerisinde de Soylu'yu çok tutanlar olduğu anlaşılıyor. Yani bazı vakalardan. Ama mesela Soylu öte taraftan diğer bürokrasinin diğer aktörleriyle nasıl ilişki içerisinde? Yani emniyet kadar güçlenen bir diğer örgüt, az önce bahsettiniz, işte Hakan Fidan ve MİT. Yine aynı şekilde asker burada ciddi rol oynayabilir. Çünkü yeni dizaynda, yani yeni başkanlık ya da cumhurbaşkanlığı sisteminde bürokrasi çok çok önemli hale geldi. Yani meclis ve siyaset ikincil planda kaldı. Çünkü cumhurbaşkanı var, onun işte şeyi, teşkilatı var. Yani bu sistem içerisinde siyasetten bir aktörün gelip de bu sistemi bir şekilde etkileyebilmesi zor gözüküyor. Ama işte Soylu'nun bu noktada dediğim gibi yani bürokrasiyle ilişkileri nasıldır? Çünkü mesela Albayrak'la kavgası sırasında işte İstanbul Emniyeti'ni Albayrak'ın yönettiğini, Süleyman Soylu'nun orada etkisi olmadığını duyuyorduk hep sağdan soldan. Yani bu tip ayrımlarda ne durumdadır bilmiyoruz. O yüzden yani normalde Osmanlı'ya falan baktığımızda işte güçlü padişahtan sonra genelde taht kavgaları çıkar. Yine sadece Osmanlı yani geçmişte bütün krallıklarda olan şeydir. Çünkü güçlü padişah ve uzun süre özellikle hüküm sürmüş bir güçlü lider beraberinde çok fazla işte oligark yaratıyor çünkü yani etrafındaki isimleri semirtiyor ve bunların hepsi de kendini o koltukta hak sahibi görmeye başlıyorlar. Dolayısıyla da bir illaki bir kardeş kavgası, bir taht kavgası yaşanıyor. Yani eğer muhalefet bir şekilde seçimde kazanmayı başaramazsa, yani Erdoğan sonrası için en iyimser senaryo diyeyim, böyle bir kansız taht kavgası yaşanması olacak gibi gözüküyor. Hakan Fidan'ı biraz da konuşalım istersen. Onun siyasi hedefleri ve siyasi emelleri olduğu biliniyor. Hatta Ahmet Davutoğlu'nun ilk girdiği seçimde, genel başkan olarak girdiği seçimde
kadrosunu güçlendirmek için bürokrasiden transfer ettiği, daha doğrusu etmek istediği isimlerden bir tanesi Hakan Fidan'dı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığından müsteşardı o dönem. İstifa etti, adaylığını açıkladı, adaylık başvurusunu yaptı. Fakat Erdoğan'ın, dönemin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir tepkisiyle karşılaştı ve istifasını geri almak zorunda kaldı ve tekrar görevinin başına döndü. O şeyde proje içerisinde Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'nı konuştuğunu ya da düşündüğünü ve Ahmet Davutoğlu sonrası içinde aslında başbakanlık planları yaptığını biliyoruz. Bunlar çok yatsınmamış, reddedilmemiş opsiyonlardı ve Hakan Fidan'ın da güçlü bir siyasi figür olarak, güçlü bir siyasi aktör olarak topa girmek istediği, oyuna girmek istediği biliniyordu. Fakat şu anda siyaset bitirildiği ve bürokrasi, bilhassa da güvenlik bürokrasisi ekseninde her şey döndüğü için aslında farklı bir yoldan dolaşarak Hakan Fidan bir anlamda emeline ulaşmış oldu. Ama Erdoğan sonrası bir Türkiye'de Hakan Fidan'la diğer insanlar çalışırlar mı? Ya da Hakan Fidan kendi projesini, kendi siyasi kariyerini o günden sonra, Erdoğan'dan sonrası Türkiye için inşa etmeye şimdiden başlamış mı? Ben bu sorunun cevabını merak ediyorum. Sen bu konuyla ilgili herhangi bir fikrin var mı? Bilgin. Yani burada zaten en önemli sorulardan bir tanesi bu. Yani muhalefet bir şekilde, hani eskiden hep derdik işte bir vesayet düzeni var, bir bürokrasi var. Bu bürokrasinin belli bir ideolojisi, belli bir görüşü var. Dolayısıyla mecliste iktidara gelseniz dahi bu bürokrasiyle çatışmak zorunda kalıyordunuz. Şu anda da benzer bir durum var. Yani AK Parti kendi bürokrasisini nispeten kurmuş durumda. Dolayısıyla bir muhalefetin kazandığı bir senaryoda bürokrasinin nasıl tepki vereceği ciddi bir muamma. Yani Hakan Fidan ne yapacak? İşte Hulusi Akar hani bakanlıktan ayrılmış olacak ama İşte ordu içerisindeki etkisini kullanacak mı, nüfuzunu kullanacak mı? Bu tip sorular tabii hani havada sorular, şu an tam bilemiyoruz. Ama burada herhalde yani benim cevabım şu: halk güçlü bir tepki verirse, yani kıl payı bir kazanma değil de gerçekten ciddi bir oranla muhalefet seçimi kazanır, muhalefetin adayı Cumhurbaşkanı olur ise, böyle bir senaryoda bürokrasinin çok da itiraz edebileceği bir şey olmaz. Hani insanlar siner ve Türkiye'de de yani yine geçmişten baktığımızda mesela Osmanlı'da Abdülhamit sonrasında Abdülhamitçi bilinen bürokratlar bir anda işte İttihat ve Terakkici olmaya başlıyorlar. Yani çok hızlı bir dönüşüm oluyor. Şu anda da bu mevcut da var. Yani hani şu andaki Erdoğancı bilinen ya da Erdoğan'ın bir dediğini iki etmeyen bürokratlara baktığımızda, geçmişine döndüğümüzde yani AK Parti'yle hiç alakası olmayan isimler çıkabiliyor. Dolayısıyla şu anda AK Partili görünenler dahi ya da AK Parti militan bir şekilde AK Parti olanlar dahi böyle bir güç değişikliğinde, böyle bir rüzgar değişikliğinde çok rahatlıkla saf değiştirebilirler. Ve bu isimler kullanışlı da olabiliyorlar. Yani çünkü belli bir bilgi birikimleri var, bildikleri bazı şeyler var. Yani yeni gelen hükümet bunlarla çalışmak isteyebiliyor belli hususiyetleri itibariyle. Yani Hakan Fidan mesela şu anda sadece Türkiye içi ile alakalı değil, Türkiye dışında da çok fazla operasyon yönetiyor. Dolayısıyla yeni gelen bir cumhurbaşkanı çok rahatlıkla ya Hakan Fidan'la bir süre devam edelim, en azından işi öğrenelim diyebilir. Yani bu çok uçuk bir senaryo değil. Ama dediğim gibi yani AK Parti'ye olan nefret ve aşk ilişkisi şu anda her şeyi böyle çok ekstremlerde, çok uçlarda düşünmemizi gerektiriyor, getiriyor gibi bir şey var. Sizin cevabınızı da merak ettim. Yani özellikle bürokrasi nasıl tepki verir ya da bir hükümet değişikliği olduğunda neler olur? Yani ben de sana katılıyorum. Şayet güçlü bir yeni siyasi hareket ortaya çıkıp çok güçlü, baskın bir biçimde seçimi kazanırsa o zaman bürokrasi de şekil değiştirir, yön değiştirir ama bunu yaparken de o bürokrasinin başındaki işte Hakan Fidan gibi, Hulusi Akar gibi kişiler direnmeye çalışırlar. En azından kendilerini garanti altına almaya çalışırlar. Çünkü bütün güvenlik bürokrasisi, başta bu iki isim olmak üzere, çok büyük suçlar işlediler. Çok büyük
demokratik günahlara girdiler. 15 Temmuz dediğimiz bilmecenin henüz kapağı açılmadı. O kapak açıldığında 15 Temmuz'dan sonra yaşananlar, bunların her birisi ırgalanmaya, sorgulanmaya başladığında bu bürokratların çok rahat olacaklarını düşünmüyorum. Onun için ya belirli pazarlıklar yapacaklar ve belirli garantiler alacaklardır ya da tehdit olarak, demokrasinin önünde tehdit olarak durmaya devam edeceklerdir. Basit bir iktidar kaybı olarak görmüyorum ben onların gidişini. Aynı zamanda o iktidar kaybından sonra eski defterler açılır ve bir devri sabık oluşturulursa, o devri sabıkta yargılanacak ve çok ağır suçlamalarla karşı karşıya kalacak kişilerin başında bunlar geliyor. Onun için onların çok kolay teslim olacağını düşünmüyorum ama siyasette her şey pazarlığa tabi. Bir pazarlık yapabilirler ve bu pazarlık karşılığında sessiz sedasız çekilme opsiyonunu kullanmak isteyebilirler. Böyle bir pazarlık içerisinde olabilirler. AKP'deki, AK Parti'deki alternatifleri bitirelim. Sonra biraz daha genele geçelim istersen. Ben 2019 tarihli bir anket okumuştum. O ankette de Süleyman Soylu %17 gibi bir rakamla ilk sırada çıkıyordu. İkinci sırada henüz parti kurmamış olan Ali Babacan çıkıyordu. AKP seçmeni içerisinde yapılmış bir seçim ankette bu. %12 civarında Ali Babacan çıkıyor. Ahmet Davutoğlu %8 çıkıyor. Berat Albayrak ve Abdullah Gül %7 civarında çıkıyordu şeye göre, araştırmaya göre, o ankete göre. Aslında bunlar AKP'yi toparlayabilecek, AKP'yi halkın önüne çıkarabilecek ve tekrar belki iktidar alternatifi haline getirebilecek isimler. Fakat dönüş yollarının çok açık olduğunu zannetmiyorum. Hem Erdoğan ya da Erdoğan'dan sonraki yapı onların tekrar geri gelmesini istemez. Çünkü geldiğinde Erdoğan olsun ya da olmasın, şu anda partide belirli koltukları tutan ve bir anlamda da Abdullah Gül'e, bilhassa Abdullah Gül'e, genel başkan, eski genel başkan, eski başbakan, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ihanet etmiş tırnak içerisinde durumda gibi bir pozisyondalar. Abdullah Gül'ün döndüğü bir alternatifte onların işi çok zorlaşacaktır. Abdullah Gül de böyle bir viraneye dönmek yerine Ali Babacan'ın kurduğu partiye zaten şu anda dışarıdan destek veriyor. Diğer partilerle ve diğer partilerin desteklediği ortak bağımsız cumhurbaşkanlığı adaylığını bir opsiyon olarak kenarda tutuyor. Onun için doğrudan partinin çatısı altında görünmüyor benim için bu. Ama son kertede şayet öyle bir alternatif yoksa Ali Babacan'ın partisinde siyasete girebilir ya da Ali Babacan'ın Ali Babacan'a, Deva Partisi'ne desteğini daha açık bir biçimde ishar edebilir. Onun dışında Numan Kurtulmuş, Binali Yıldırım, hatta Mustafa Şentop'un meclis başkanı, o da kendine bir şablon çiziyor, bir kariyer planı çiziyor. Meclis başkanlığı burada önemli bir adımdı ve meclis başkanlığını mesela Binali Yıldırım'a geri vermedi. Binali Yıldırım İstanbul'daki seçimi kaybettikten sonra meclis başkanlığına dönmeyi çok arzuladı. Ama Mustafa Şentop'un direnişiyle karşılaştı ve Mustafa Şentop'u aşamadı. Erdoğan da normal şartlarda hani Binali Yıldırım'ı mı tercih eder, Mustafa Şentop'u mu tercih eder denildiğinde düz mantıkla Binali Yıldırım'ı tercih eder gibi düşünülüyordu ama Mustafa Şentop da devam etti. Mustafa Şentop da, o da ısrar etti. Onun da aslında bir sebebi Mustafa Şentop'un 17-25 Aralık sürecinde yargıyı AKP'ye ram etme, yargıyı AKP'nin arka bahçesi haline getirme projesinde oynadığı etkin rol. Orada güçlendi ve o operasyonlarla, yani yargıyı Doğu Perinçek'in ifadesiyle siyasetin, AKP'nin Erdoğan'ın köpeği haline getirmek için yaptığı başarılı operasyonlardan dolayı Erdoğan'ın gözüne girdi ve meclisliğini yine güçlü bir isme kaptırmadı. Berat Albayrak'ın tekrar dönmesi zor gibi görülüyor. Yani artık iyice kendisi unuttu. Bir de ekonomik istikrarsızlık, ekonomik
problemler büyüdükçe, işsizlik, enflasyon büyüdükçe, bugün işte ya da birkaç gün önce Merkez Bankası enflasyon hedeflerini tekrar revize etti. %5 ile başlayan şeyler, hedefler şimdi %14'e, %15'e çıktı. Bu hedef %14 olduğu bir yerde bu gerçekleşmesi %23-24 olur resmi rakamlarda bile. Onun için hani böyle bir ekonomik ortamda o ekonomik başarısızlığın, çöküşün mimarı gibi görünen 128 milyar doları uçurduğu düşünülen damat Berat Albayrak'ın tekrar geriye dönmesi çok mümkün gibi görünmüyor. Sen Abdullah Gül ya da Ali Babacan'ın tekrar AKP'ye dönebilme ihtimalini gerçekçi buluyor musun? Yani AK Parti, dediğim gibi, hani AKP ya da AK Parti diye bir parti kalır mı kalmaz mı, bu zaten bir soru işareti. Ama öte taraftan AK Parti ile, yani Ali Babacan da Abdullah Gül de şu an farklı bir konumdalar ve hani yani AK Partili seçmenle bir daha tekrardan uyum sağlamaları bana zor gözüküyor. Çünkü AK Parti seçmenini çok radikalleştirdi bu süreçte. Yani tamamen kapalı bir algı havuzunun, bir yankı odasının içine hapsetti. Ve burada çok ciddi bir propagandayla sürekli besliyor ve bu propaganda çok toksik, zehirli bir propaganda. Yani kendileri dışındaki herkesi hain gören, kendileri dışındaki herkesi ülkeye ihanet ediyor gibi gören böyle bir topluluk oluşturmaya çalışıyor ve bunda da ciddi anlamda başarılı oldu. Ama tabii Türkiye'nin demografisi de değişiyor bir yandan. Yani Erdoğan belli bir yaşın üstünde ve daha az eğitimli, daha kırsaldaki seçmeni hedef alan bir AK Parti inşa sürecinde, biliyorsunuz, Gezi'den sonra karar verdi. Yani Gezi sürecinde artık şehirli orta sınıfı çok fazla elde tutamayacağını anlayınca tersi bir istikamete yöneldi ve daha önce hiç görmediğimiz bir AK Parti, bir Erdoğan portresi çizdi. Bu tip manevralar, hani yani ömürde belki birkaç kez yapılabilecek şeyler. Hani birden fazla tekrar böyle, hani şu anda da konuşuyoruz ya, işte Erdoğan yeniden Kürt meselesini açabilir mi? Yeniden başka biraz daha ılımlı kesimlere uzanabilir mi şeklinde. Ben öyle bir noktaya getirdi ki kendi seçmenini, biraz ılımlılaşsa orayı da kaybedebilir. Yani oradan da kayıplar yaşayabilir gibi gözüküyor. Dolayısıyla Ali Babacan'ın ya da Abdullah Gül'ün tekrardan AK Parti'ye dönmesi bana çok olası gelmiyor. Ama tabii bu da yine hani AK Parti sonrası siyasetle ilişkili bir durum. Yani Deva Partisi şu an, yani anketlere baktığımızda 5 arası gidiyor geliyor ama Deva Partisi de gelecek partisi Davutoğlu'nun hani henüz o bekledikleri rüzgara pek de arkalarına alamadılar. Ve şu anda sadece işte muhalefet bloku içerisinde anlam kazanan bir siyaset. Ve bu siyasette partiden ziyade bir lider siyaseti. Yani Davutoğlu daha aktif gözüküyor bu noktada ama hani Deva Partisi içerisinde kıymetli isimler var. Hani bunları yatsımıyorum, fakat Ali Babacan orada en etkili, en heyecan uyandıran figür. Onu da genelde işte seçmendeki algısı da bu. Bir muhalefet iktidara geçen, bir muhalefetin iktidar olduğu, iktidarın değiştiği bir senaryoda işte Ali Babacan'ın bir şekilde ekonomi yönetiminde az çok söz sahibi olması falan bekleniyor. Onun dışında hani Deva Partisi iktidara gelirse şu olur bu olur, hani ki Deva Partisi içerisinde başka ekonomistler de var, yani boş isimler değiller, fakat toplumsal algısı henüz anketlere en azından çok yansımış gibi değil. Dolayısıyla yani AK Parti'nin çok dönüştüğü bir senaryo düşünmemiz lazım ki bu isimler tekrar partiye dönebilsinler diye düşünüyorum. Peki o zaman biraz daha AKP'nin, AK Parti'nin dışına çıkalım. Çünkü asıl senaryo, birinci öncelikli senaryo, İstanbul seçimlerinde olduğu gibi, daha doğrusu yerel seçimlerde olduğu gibi, yerel seçimlerde muhalefet çok büyük bir başarıyla neredeyse bütün büyük şehirleri AKP'den aldı. Alamadıklarında kıl payı AKP kazandı. Böyle bir senaryoda Erdoğan'ın karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak kim çıkar? Ve o çıkan aday Erdoğan'ı yenebilir mi? Şu anda belki odaklanan öncelikli soru bu. Birkaç alternatif konuşuluyor. Bir anlamda Erdoğan'ı yerel seçimlerde yenen isimlerden bahsediliyor. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u kazanan,
Mansur Yavaş, Ankara'yı kazanan iki kişi. Bunların isimleri ön plana çıkıyor. Bunlarla birlikte bir de tabii ki işte Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir genel başkan, Meral Akşener yine bir genel başkan, yükselişte merkez sağın lideri olmaya aday görünüyor. MHP zayıfladıkça, AKP zayıfladıkça, mesela AKP'den CHP'ye geçişkenlik çok fazla değil. Sadece belki Mansur Yavaş söz konusu olursa bir geçişkenlik sağlanabilir. Eski merkez siyasetten, sağ siyasetten gelen bir isim olduğu için. Ama Meral Akşener AKP'den de MHP'den de oy alabilen bir siyasetçi olarak önce tabii ki karşı bloku, yani Cumhuriyet blokunu yenmek lazım. Kazanmadan önce diğer tarafı biraz erozyona uğratmak, tabanını yumuşatmak, gevşetmek gerekiyor. Bu iki alternatif var, yani Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener alternatifi, yani liderlerin aday olduğu senaryolar var. Bir de bunların dışında kamuoyunda çok fazla insanın sempatiyle baktığı iki tane belediye başkanı var. Bunlardan birisini aday olarak, Cumhurbaşkanı adayı olarak tercih eder mi Millet İttifakı? Yani şu an anketlere hani bakıyoruz bir yandan. Bir yandan işte Mansur Yavaş özellikle çok parlatılıyor. Yani anketlerle ilgili şöyle bir şerh koymak isterim. Yani güvenilirliği tartışılıyor anketlerin genelde ve haklı da bu. Çünkü yani şu anda yapılan anketler belli bir kamuoyu yoklaması gibi düşünülebilir ama hani seçim sattığına girdiğimizde olayların rengi değişebilir. Bununla beraber anketlerde iyimser sonuçlara yönlenmek daha genelde olası. Dolayısıyla beklediğimiz gibi olmayan, anketlerdeki gibi böyle ezici bir üstünlükle kazanılamayabilir ya da çok kıl payıyla kaybedilebilir. Bunlar hep anketçiliğin tabiri caizse içinde var. Dolayısıyla hani anketlere böyle bir şerh düşmek isterim ama şu ana kadar hani en çok parlatılan isimlerden bir tanesi Mansur Yavaş'tı. Sizin de dediğiniz gibi yani Mansur Yavaş'ın biraz partiler üstü bir durumu da var. Hani en azından öyle kendini lanse etmeyi başarıyor ama hani özünde Mansur Yavaş MHP'li bir insandır. Yani MHP'den gelen, milliyetçi camiadan gelen bir insandır. Biraz böyle bürokratik bir tarafı olduğu için daha tarafsız durmayı ya da tarafsız görünmeyi becerebilen bir tip. Ekrem İmamoğlu öte taraftan daha heyecan uyandıran bir isim. Yani İstanbul seçimlerinde tekrarlanan seçimde özellikle koyduğu duruşla beraber yani böyle kolay kolay bırakmayan, mücadeleci biri olduğunu ispatladı ve heyecan da uyandırıyor. Yani açıklamaları farklı, değişik. Mansur Yavaş biraz dediğim gibi o bürokratik tarafa biraz daha işte eski aslında 90'lar siyasetidir. Hani yolsuzlukların üzerine giden siyaset. Biraz onlarla ön plana çıkıyor. Ama Ekrem İmamoğlu daha da farklı şeyler de söyleyebiliyor. Daha tabiri caizse ideolojik paleti de daha zengin Mansur Yavaş'a göre. Dolayısıyla İmamoğlu bence daha heyecan uyandıran bir aday. Ama Kılıçdaroğlu'nu da son dönemde daha aktif görüyoruz. Yani aktif derken bir adaymış gibi aktiflik var. Çünkü sürekli işte kamuoyuna verdiği mesajlarda, fotoğraflarda bakıyoruz işte halktan biri imajını özellikle sivriltmeye başladı. Bu da demek ki Kılıçdaroğlu'nun da adaylığı konuşulan ve çok da yabana atılmayan bir opsiyon. Nitekim zaten bir CHP'li çıkıp adayımız Kılıçdaroğlu dedi. Bununla ilgili de Akşener'e bir soru sorulduğunda Akşener cevap olarak her partinin liderinin tabii ki de böyle bir adaylığa heves etmesi çok mantıklı, makul cevabı verdi. Yani şu ana kadar Kılıçdaroğlu bir yani Kılıçdaroğlu dediğimizde bir ortada duran ve modere eden bir figürdü. Yani muhalefeti modere eden, muhalefetteki farklı farklı kesimleri bir şekilde bir araya getiren bir figürdü. Bu bir araya getirmeyi Cumhurbaşkanlığı seçimi içinde kullanabilir tabii ki de. Yani bu en doğal hakkı. Ama işte hani oraya şerh koyanlar genelde işte Kılıçdaroğlu aday olursa İşte mezhebinden vururlar, işte Alevi olmasından vururlar diyor. Yani buna açıkçası çok katılmıyorum. Çünkü yani
bunu denemeyecekler midir? Deneyeceklerdir, mutlaka deneyeceklerdir ama şu an Türkiye'de siyaset o noktada çok gitmiyor. Yani şu an Erdoğan ve karşıtları şeklinde bir siyaset var ve buraya oynandığında zaten muhalefet parlıyor, dikkat ettiyseniz. Ama böyle küçük meseleler üzerine gidildiğinde, çünkü şu an Türkiye'nin meseleleri çok büyük, çok geniş ve tamamı Erdoğan'la ilişkili. Yani öyle bir noktadayız. Yani bu vurgulandığı müddetçe muhalefetin şansı daha da artar. Ama küçük meselelere girildiğinde işte nüanslara, detaylara girmiş olunacak. Ve nüanslarda, detaylarda ortaklıklar da var. Yani şimdi CHP'nin ya da işte İyi Parti'nin, AK Parti'nin de çok ortak olduğu noktalar da var. Yani bunlar yani inkar da edilmiyor. Yani birçok örnekte de gördük. Dolayısıyla burada çok net bir değişim mesajı verileceği için yani adayın kim olduğu aslında biraz şeye noktasında düğümleniyor. Yani bütün muhalefet partileri o adayda ittifak ederse o aday başarılı olur bence. Yani kanımca öyle gözüküyor. Hani bu isimlerin hepsi, saydığımız isimlerin hepsi muhalefet adayı olarak ön plana çıkabilir. Ama eğer bu adaylardan birinin aday olması muhalefeti bölecekse bu ciddi bir risk anlamına geliyor. Dolayısıyla hani bu yönünü belki konuşmak lazım diye düşünüyorum. Evet, yani önceden 2010'dan önceki dönemde hatırlarsan AKP ile ilgili söylenen bir güzel övgüydü aslında bu. Birden fazla lider çıkarabilen bir parti, birden fazla aday çıkarabilecek başbakanlık ya da cumhurbaşkanlığı makamı için. Şu anda baktığımızda ibre tersine dönmüş durumda. AKP'de Erdoğan'dan sonra aday olabilecek bir isim neredeyse yok. Yani o bürokrasi şeyini, gücünü kullanarak iktidara gelenler de kazanılmış bir seçimden sonra iktidara el koyabilecek insanlar. Yoksa ne Hulusi Akar ne Hakan Fidan meydana çıkıp miting yapıp seçim kazanabilecek profiller değil. Bu açıdan muhalefet şu anda inisiyatifi ele geçirmiş durumda. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ikileminde ben şöyle bir şey görüyorum. Mansur Yavaş biraz daha başarılı bir belediye başkanı ve biraz daha tarafsız bir belediye başkanı profili çiziyor senin dediğin gibi. Ekrem İmamoğlu ise biraz da yandaş medyanın saldırısıyla daha çok ırgalanan, daha çok sorgulanan bir belediye başkanı. Ama Ekrem İmamoğlu'na yandaşların daha fazla saldırıyor olması onun avantajına dönüşür seçimde. Ya yani muhalefet AKP ve yandaş medyanın, havuz medyasının saldırdığı adamın etrafında daha fazla kilitlenir, daha fazla toplanır. Ayrıca yani yerel seçimlerde de sonucu belirleyen çoğunlukla Kürt seçmeni olmuştu, HDP seçmeni olmuştu. Kürt seçmenine de Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu tercihi sorulduğunda büyük çoğunlukla Ekrem İmamoğlu'nu tercih edebileceklerini sanıyorum ben, düşünüyorum. Senin dediğin gibi her ne kadar Ankara'da bu handikapı aşmış olsa da ve bugüne kadar da bir baskın milliyetçi tavır sergilememiş olsa da Mansur Yavaş'ın MHP'li geçmişi Kürt seçmeni caydırıcı olsun ki Kürt seçmen önünde nezdinde onun şeyini gücünü azaltsın diye kullanılabilecek enstrümanlardan birisi haline gelebilir. Belki de Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde olduğu gibi Mansur Yavaş hani bir önceki seçimde de büyük bir performans göstermişti. Büyük ihtimalle seçimi de kazanmıştı ama seçim sonuçlarıyla oylanması sonucunda kaybetti diye açıklandı. Ama ikinci seçimi rahatlıkla kazandı. Zaten beklenen bir adaydı CHP için. Ama Ekrem İmamoğlu bir anlamda torbadan çıktı. Hiç kimsenin beklemediği bir adaydı. Kemal Kılıçdaroğlu belki gene sürpriz birisini ön plana sürebilir. Kendisi de bu sefer aday olabilir. Çünkü İstanbul'u AKP'ye bir anlamda teslim etmiş olabilir. Çünkü mecliste yeniden seçim yapıldığında CHP'li bir isim seçimi kazanamayabilir. Bu da kazanılmış bir İstanbul'u kaybetmek anlamına gelir. Kazanılmış bir Ankara'yı kaybetmek anlamına gelir. Bu da göze alınabilecek bir alternatif değil. Kemal Bey ya da işte Meral Hanım birlikte karar verecekler gibi görünüyor. Umarım Ekmelettin İhsanoğlu gibi
uçuk bir projeyle insanların karşısına çıkmazlar. Ya bizzat kendileri aday olabilirler ya da İstanbul'da, Ankara'da yaptıkları gibi halkın, seçmenin beğenisini kazanabilecek bir adayla ortaya çıkabilirler. Ama nihayetinde Türkiye'yi mi kazanmak, İstanbul'u mu kaybetmek tercihiyle karşı karşıya kaldığında, biraz önce hani dedim İstanbul'u da kaybetmek istemeyebilir. Ama İstanbul'u kazanacağına kesin gözüyle bakarsa Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş, yani seçimi kazanma ihtimalleri yükselirse, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma ihtimalleri yükselirse, bu isimlerden birisini ben avantajlı görüyorum ve ilk akla gelen, yani liste yapacak olsam listenin ön sıralarına yazacağım isimler olarak düşünüyorum. Yani Türkiye'de en büyük problem işte hani safların çok bölünmüş olması, insanların bir araya gelip uzlaşma zemini aramaması. Ve tabii AK Parti yani kendi seçmenini kutuplaştırırken, radikalleştirirken muhalefeti de radikalleştiriyor aslında. Yani yaptığı bütün politikalar insanlarda kendi kabilelerine dair inançlarını arttıran bir etki uyandırıyor. Yani sürekli topluma bir baskı uyguladığınızda bu sefer ve sürekli de seçim kazandığınızda aynı şekilde muhalefetteki bütün klikler şunu düşünüyor. Bakın uzlaştığımız bütün adaylar kaybetti. Demek ki bizim yolumuz daha doğru şeklinde bir algı oluşuyor. Mesela Ekrem İmamoğlu aday olduğunda İstanbul'a birçok insan şunu demişti. Yani bu kim? Hani nereden çıktı? İdeolojisi ne? Bir taraftan böyle daha katı ulusalcı ya da katı seküler laik bir aday bekleyenler var. Çünkü AK Parti ile artık biliyorsunuz işte Kılıçdaroğlu'nun biraz sağa açılma politikaları olduğu için bunu çok eleştiren de var. Yani sağa açıldık da ne oldu işte seçim mi kazanabiliyoruz diyenler oldu. Buna rağmen işte İstanbul kazanıldı. Ekrem İmamoğlu bir şeyler yaptı. Bu sefer bunu da bunu ideolojik açılmaya değil ekonomiye vesaire vererek insanlar yeniden orijinal pozisyonlarına dönmeye başladı ve dediler ki işte daha artık herhangi bir şekilde sağ muhafazakar siyasetle uzlaşmak istemiyoruz demeye başladılar. Yani bu seçmen pratiği ciddi anlamda etkili olabilir ama yani İmamoğlu bir şekilde kendini bence yani bence ispatladı tabii ama hani muhalefettekilere de sormak lazım ya da muhalefetin çeşitli kliklerine de sormak lazım. Ama dediğim gibi yani böyle de bir radikalleşen bir muhalefet de var. Bu noktada o yüzden biraz daha dikkatli, titiz olması gerekiyor muhalefetin. Şöyle görüşler de var. Birçok akademisyen ve gazeteci de dillendirdi. Muhalefet sadece bir aday değil, bir kadro çıkarması. Yani Cumhurbaşkanı şu olacak, yardımcıları bunlar olacak, bakanları bunlar olacak. Biz bu ekiple geliyoruz demesi. Ki bu daha katılımcı, daha uzlaşmacı bir senaryo olabilir. Daha fazla insanı cezbedebilir diye de düşünüyorum. Yani bu da çok yaban atılacak diye hatta gayet de makul uygulanabilir de bir senaryo gibi duruyor. Zaten birçok Batı ülkesinde blokları halinde seçime girerken bunu da ilan ediyorlar biliyorsun. Yani Almanya'da işte hangi blok kazandığında Dışişleri Bakanı kim olacak herkes biliyor. İstersen toparlayalım, vaktimizi epeyce geçirdik. Bu hamurda çok su kaldıracak çünkü Türkiye'de siyaset konuşulmaya başlandı mı ucu bucağı yok. Hulusi Akar'ı yeterince konuşmadınız diyenler çıkabilir. Ya Hulusi Akar'ın tabii ki ordu içerisinde çok büyük bir gücü var. Yani ordu içerisinde bütün herkesi sıfırladı. Kendisine muhalefet edebilecek herkesi ortadan kaldırdı. Yani bir anlamda Erdoğan'ın ikiz kardeşi. Çift yumurta ikizi diyorum ben ona ikisini anlatırken yazdığım yazılarda. Onun AKP'de ve siyasette yaptığını aslında Hulusi Akar da TSK'da yaptı. Yani işte 15 Temmuz'un kahramanı falan gibi görünen birçok ismi bile, İsmail Metin Temel gibi, Zekai Aksakallı gibi bu isimleri bile, işte Cihat Yaycı gibi Erdoğan'a çok yakın olduğu bilinen isimleri bile TSK'dan tasfiye etmeyi başardı. Onun ötesinde kuvvet komutanlarını sadece uzman çavuşları atayabilen, sadece uzman çavuşların tayin terfileriyle ilgili yetkisi olabilen düşük düzeyli memurlar haline getirdi. Genelkurmay Başkanlığı yok etti zaten yani şu anda Yaşar Güler diye bir kişi ortada dolaşıyor ama yani
üniforma giymiş, böyle bir affedersin sünnet çocuğu gibi dolaşıyor. Yani hiçbir etkisi yok. Kuvvet komutanlarının da hiçbir etkisi yok. Bütün tayin terfileri bakanlıktaki personel dairesine tekabül eden bir şeye kuruma bağladı, bir birime bağladı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tamamen bir tasfiye yaptı. Bu tasfiye içerisinde 15 Temmuz'u da kullanarak aslında kendisini liyakatiyle de tehdit edebilecek isimleri de ayıkladı. Yani sadece farklı görüş ya da farklı konumlarda durduğu insanları değil, liyakat olarak da kendisine meydan okuyabilecek isimleri de tasfiye etti. Şu anda Hulusi Akar'ın ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri ordusu demek çok kolay değil, çok mümkün değil. Hulusi Akar'ın ordusu ve Hulusi Akar da bu realiteyi, bu gerçeği kendi varlığı için, kendi kariyeri için, kendi siyasi geleneği için, geleceği için sonuna kadar kullanacak diye düşünüyorum. Bunu bir pazarlık konusu yapacaktır. Yeniden Türkiye'de bir darbe ihtimalinin imkansız olduğunu düşünüyorum. Ben hele Hulusi Akar'ın öncülüğünde, çünkü 15 Temmuz'un da ülkeyi tuzağa Hulusi Akar çekti. Bir darbe oluyormuş havası vererek hem kendi ordusuna kumpas kurdu, hem halka kumpas kurdu, millete kumpas kurdu. Bir daha gerçekten eline silah alıp kendisi bizzat sokağa düşse bile kimse Hulusi Akar'ın arkasından gidip darbe filan yapmaz. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ki sadık, tabii dediğin gibi, senin de başlangıçta söylediğin gibi, iktidar değişince, güç bu adamların elinden gidince o sadakat hala devam eder mi? O yani çok şüpheli. Ama var olmak için, en azından ya da bir sonraki iktidar döneminde yargılanmamak için ciddi pazarlıklar yapacaklar diye düşünüyorum. Bunun için bir kısım dosyalar da hazırlıyorlardır. Bir kısım tehdit, şantaj birikimleri de yapıyorlardır. Siyasi parti liderleri de dahil olmak üzere. Her türlü pazarlığı yapabilecek tiniyetteki bir insan. Yani kendi ordusuna, kendi silah arkadaşlarına, kendi harbiyelisine pusu kurmuş bir adamdan her şey beklenebilir. Ama nihayetinde seçimi AKP kaybettiğinde bir çuvala doldurulup ormana bırakılacak kişilerden bir tanesi de Hulusi Akar. Yani izleyicilerimiz muhtemelen işte neden Ergenekon'dan bahsetmenizi de diyeceklerdir. Onunla ilgili bir iki kelime, bir iki cümle etmek ister misiniz? Yani bir iktidar değişiminde ya da işte AK Parti'nin geleceğinde Onu değil Ergenekon de dediğimiz. bence şöyle yapalım. Bir sonraki programlarımızın birisinde Erdoğan Ergenekon iktidar mücadelesi ya da ortaklığı hangi aşamada, hangi durumda, bunu analiz eden başlı başına bir program yapalım. Çünkü Ergenekon ve Erdoğan meselesine girdiğimizde bir saat daha konuşmamız gerekir. İnsanların pazar günü o kadar vaktini almayalım. Ama söz verelim, konuşalım bunu. Tamam. Ben iki cümle edip kapatayım programı. Bir tanesi şu, hem kendisini de anmış olalım. Mustafa Ünal biliyorsunuz işte Ankara temsilcisiydi zamanın. Şu anda da hapiste. Allah inşallah kısa zamanda tahliyesini de nasip eder. Mustafa Ünal şöyle demişti, hani Ankara'yı iyi bilen bir gazeteci olarak. Burada bir tane bile sandalyesi olan, bir tane bile koltuğu olan birisi kendisini ilerinin başbakanı, cumhurbaşkanı olarak görür demişti. Gerçekten de öyle, herkes de o hırs olmadan zaten siyasete girmez kimse. Dolayısıyla önümüzde iktidar savaşları, taht kavgaları olacaktır. İkinci husus da şu, genelde hani bu tip zorlayıcı bir iktidarı deviren bir muhalefet ya da bir alternatif iktidar diyelim, koalisyonlardan oluşur ki şu an zaten halihazırda bir ittifak, bir koalisyon. Bunun akabinde o koalisyon içerisinde diğerlerini tasfiye etmek isteyenler çıkabilir. Gücü kendinde hissedenler çıkabilir. Dolayısıyla hani tek bir taht kavgası yaşamayabiliriz. Yani birbiri ardına giden taht kavgaları yaşanabilir ki nitekim tarihte de örnekleri var. Güçlü liderlerden, böyle toplumu dönüştürmüş, gücü dönüştürmüş liderlerden hemen sonra uzun süreli fetret dönemleri, uzun süreli kargaşa ya da dönemleri yaşanır. Yani bunun tek alternatifi muhalefetin sağduyulu davranıp gerçekten demokratik bir hedefle hareket etmesi olabilir.
Onu da önümüzdeki süreçte görmüş olacağız diye düşünüyorum. Herkese çok teşekkürler bizi izlediğiniz için ve iyi pazarlar. İyi pazarlar.